Ee, İpek Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında ilk cümleye takıldım. Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Bu mantık doğru mu? E, kalkmayayım. E, temiz <laughs> paranın girdiği sokaktan kirli para kaçar mı yoksa kirli Onun paranın? Teklif girdiği... ettim kalkmayayım dedi. daha fazla. <laughs> ben burada daha İsrar kalk, edemem ya yani ben değil. onun rica ediyor. Teşekkür ben de ederim. onun aracılığıyla. Çok sağ olun. buradan konuşabilirim. Ee, temiz paranın girdiği sokaktan kirli para mı çıkar yoksa kirli paranın girdiği yerden temiz para mı kaçar? Şimdi ben buradaki mantığı çok fazla anlayamadım. Bence burada bir ters ben mantık var. Ben size katılıyorum var. da bu arada ikisi de birbirinden kaçmaz. Kaçmayabilir. İkisi da bilir. de birbirini gayet Tamamlar. güzel kullanır. Ha, paranın yani Paranın bu bir... Temizli, kirlisi var mıdır Masum'un? Paranın kirlisi temizi var mıdır? Efendim, parla, paranın kirlisi meşru olmayan paradır. Ha, meşru, olmayan, Me, meşru para. olmayan bir para da bu fonların içinde asla durmaz. Bravo. Yani oğlum. hiçbir zaman fon aslında olarak burada, durmaz. Aslında burada evet, burada yani aslında bir tanım var. Geliyordu meşru Beşru olmayan, para olmayan yerken, devam etmek istiyorum. Eskiden offshore'larla gelirdi, şeylerle meşruiyet, gelirdi. Resmiyetle eş değer bir, e, meşruiyet resmiyetle eşdeğer bir meşruiyet resmiyetle e, ...ifade edilebilecek bir şey değildir. Peki İpek Hanım'ı dinlemeye devam edelim. Şimdi... Bir kelime söylemesini rica etmiştim sadece. Buyurun. <laughs> Şimdi burada aslında bir kirli para tanımı yapılması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu kirli parayla ne kastediyor? Sömürge Yapıyor. parasını mı kastediyor? Mafyatik parayı mı kastediyor? Ne kastediliyor yani? Kirli parayla ne Tabii, kastediliyor? Özür dilerim. Sömürge konusu çoktan kapandı. 50 yıldır o para Yani. Temizledi. Evet. Ee, onun dışında... Tarihi arka planını anlattınız. Evet. Tabii arka planı anlattım. Evet. Evet. Onun dışında hani burada yatırım bankalarından sermayeninden para gelmesi öyle gidip ana muhalefet partisi liderinin görüşmesiyle olacak bir şey değil. Türkiye'de bir takım yapısal reformların olması lazım. Biz bunu hep söylüyoruz. Yargı bağımsızlığı, Merkez Bankası özelliği, işte cari açığın kapanması, üretimin artması... Yabancı yatırımcı eğer bunlar olursa bunları görür kendi gelir zaten. Biz deminden beri bunu söylemeye çalışıyoruz. CDS düşerse gelir. Ee, Ama Kemal Bey'in de kastettiği o galiba ya. bu. Öyle bir şey söylemiyor. Bence, ben getireceğim bence diyor. Şimdi şöyle şey bunlar sözle olacak şeyler bitirsen. değil. Yapısal reform politikası ortaya koyarsınız. Bunları bunları yapacağım dersiniz. Ya bunları yaparsınız. De gerek gitmenize gerek yok. Bunları yaparsınız. Yaptıktan sonra zaten yabancı yatırımcı gelir. Yabancı yatırımcı gidip orada e, biz bunları yapacağız. Ay, yapın bakalım derler. Daha önümüzde seçim var. Seçim kazanıldı e, mı? Siz şeye nasıl, ne diyorsunuz? Paradan para kazanır bunlar. Gelsinler bizim ülkemizde paradan para mı kazansınlar? Ee, şimdi o, o başka bir şey. Hani burada faiz haramdır meselesi falan. Yok haram yok, yok, diye bir şey, şey Hayır ben. biz söylemiyoruz onu. Zaten hani o genel AKP'nin genel söylemi olduğu için diyoruz. Yani o yönden hayır. mi eleştiri? Tam hayır, anlayamadım. Hayır. Şimdi adam gelsin... E, Türkiye'ye para gelsin, sıcak para gelsin. Anladım, anladım. Tabii o zaman pa e, paradan para kazansın. E, anladım. Çeşitli katakulliler e, doları düşürsün, satın alsın. İşte Masum Bey söyledi. evet. evet biz evet. E, böyle bir yola girersek üretimimiz ne olacak? İstihdamımız ne he, olacak? Tabii Türkiye'nin o Türkiye, değil. Türkiye'nin ihtiyacı, Türkiye'nin ihtiyacı olan şey e, fabrika açılmasıdır. İstihdamın arttırılmasıdır, ha, insanların iş bulmasıdır. Paradan para kazanmayla yine e, gelir dağılımında adalet sağlayamazsınız. Bir kısım yine zengin olur ama asıl halk yine fakirliğe ya, mahkum parası olur. Parası olan daha fazla zengin Aynen, olur. Aynen parası olan zengin paradan daha fazla para kazanır. Zengin ama Türkiye'de sistemde. gelir dağılımı adaletsizliğini bozmak için istihdam yaratmalısınız, üretim yaratmalısınız, fabrika açmalısınız. Masum Bey? Şimdi bakın buradaki kastettiği kasım sorunu bekleyin ben ne anlıyorum? Sıcak parayı anlamıyorum bir kere bu görüştüklerinin varsa ellerinde Türkiye ile ilgili bir yatırım projeleri illa bu yatırım kalıcı bir fabrika kalıcı bir şey değil bu. Mesela bu AK Parti döneminde son dönemde özellikle nasıl geldiği para girişim olarak hava meydanlarının finansmanına geldi, yolların finansmanına geldiği, Marmara Ray'ın finansmanına geldi, Avrasya'nın finansmanla köprülerin finansmanla bunların böyle projeleri vardır. Derler ki biz şu 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 projeleri hazırlamışlardı Türkiye için. Yani Kasım sonunda e, mı açıklayacak? Tabii tabii onu. esas o. Kasım ayında açıklayacaksa ona açıklayacağım. Yani diyecek ki ben şu 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 yatırımları yapacağım. Bunların da fonunu buldum. Ha, bu o, o şekilde. Yoksa o, sıcak tamam. parayı kastetmiyor. Tamam. Yani Peki, burada sıcak parayı bu niye kastetme? Kasım sonu yorumunuz tabii. Size gitmeyin dememin nedeni oydu. Sizin Kasım sonu yorumunuz nedir? Aa. Belki Sayın Bakan'ın dediğini kastetmiş olabilir. Şiddetle itiraz etmem. Göreceğiz. Ama benim anladığım, yani benim bu cümleden çıkarttığım nacihan e, halkımdan ricam sabırla Kasım sonunu bekleyin. Bu ifadelerden sonra geliyorsa bu Kemal Bey'in Kasım ayı yani bu ay itibariyle adaylığı ile ilgili bazı netleşmelerin hayır Masum Bey'in söylediği de doğruysa eğer yani varsayımı doğruysa eğer büyük projeler açıklayacak ve o projelere oradan kaynak sağlayacağını buldum. söylüyorsa eğer zaten o da bir tür adaylık Bravo, açıklaması. Bravo. Be, tamam beraber söylüyorum. Yani siz <laughs> adaylığınızı açıklarken ben adayım deyip çıkmak Hakan Bey, oradan. Hakan Altılı Bey. Altılı masanın siz, artık. siz, siz <laughs> Türkiye'de herhangi bir bankaya gitseniz, Hı -hı. 50 bin lira kredi talep etseniz, Hı -hı. banka sizden 50 tane evrak ister değil mi? Hı -hı. Durumunuza bakar, ödeyebilir misiniz ona bakar, Hediye maaş borcu... ihtiyacın olmadığını kanıtlamanı ister. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Özetle, benim lafım. hal böyleyken... Türkiye'den İngiltere'ye gitmeden önce parti grubuna Benimle misiniz, değil misiniz diye soran hmm. altılı masanın beşi de bu kazanamaz denilen hmm. adaylığına karşı çıkılan bir kişi İngiltere'ye gidecek, 5 trilyonluk fondan tamam sana veriyoruz diyecekler ve geri dönecek. Bunu izah edebilir misiniz? Yani kendime izah edebiliyorum da çok. E kesinleşmeden de söylemek istemem. Ya yani bir kere altılı masanın karış olup olmadığını bilmiyoruz. Biz yorum yapıyoruz. Ya siz, Yorumcular yer Siz, siz hangi dünyada bakan, yaşıyorsunuz bakan. Masum Bey? Allah hangi şey. dünyada alakası başka Bir yok. sonuç da çıkıyor. ya Meral Hanım açık ben, açık söyledi. E, adaylık belli olma saatine gelene kadar altılı masadan hiçbirisi, hiçbirisi... Meral Hanım dinledin mi? Hiç dinledim. <laughs> Meral Hanım çok politik konuşuyor. Tebrik ediyorum onu. Çok güzel konuşuyor. Yani Hiçbir renk vermeden hem sanki tek başınaymış gibi davranıyor hem de ortakmış gibi davranıyor. Yani bazı şeyleri biz kendimiz vehbiliyoruz. Bir kere açık seçik Sayın Hakan'ın görüşme yaptı Demokrat Parti Genel Başkanı. Ne dedi? Şu anda başkanlık gündemimizde değil. Başkanlık gündemimize seçime gireceğimiz zaman gelecek demiş. Bunu Meral Hanım da söyledi, birçok kez söyledi. Hatta şu anda ben arşivimi tarıyorum evde ayırdıklarımı ayıklıyorum gazeteleri. 2021 yılının Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında aynı lafları söylemişler. Biz kendimiz bir olaydan yola çıkıp yorum yapıyoruz. Altılı masa siyaseten kılıçdaroğlunun kendisi bile adayım aday budur diyemez. Neden diyemez? Çünkü altılı masanın hangi koşullarda seçime girecekleri belli değil. Kasım sonu birçok bakımdan önemli. Tamam, bu bu bile o 5 yani katılmıyorum ama bu bile o 5 trilyonun 300 milyar dolarının Türkiye'ye gelmemesi da için da. geçerli bir Efendim, sebep. Benim o önemli değil gelip gelmemesi. Onu söylediği zaman tartışırız. O o günün Problemi Buradaki problem şu. Niye gittiğini izah etmeye çalışıyor. İzah ederken de düşünceye, herkesin farklı tartışacağı laf söylüyor. Bu siyaseten olur. Diyor ki Kasım sonunu bekleyin. Şimdi gelecek hafta grup toplantısında e, hamburgerin yerini Kasım'a yanacak. Evet. Yani, yani Siyasi, öyle bakın siz. Siyaset çıkış. birbirlerine ona göre pas atıyor, ona göre bakıyor. Ben burada şunu görüyorum. Altılı masada problem yok. Problem neydi? Geçen sefer benle değil misiniz? Kendi parti içinde böyle farklı konuşan, laf atan vesairelere çeki düzen vermek diye. Altılı masaya değil. Peki. Altılı teşekkür masaya, ediyoruz. Yani o şekilde Hakan, Hakan Bey var mı ekleyeceğiniz bir şey? Var. Kısa. Kısa buyurun. Şimdi bu ifadelerden sonra halkımdan ricam Sabırla Kasım sonunu bekleyin. Ifadesinin arkasında yatan Kasım'da bir adaylık ve adaylıkta da neleri nasıl yapacağının açıklamasının yapılacağının bildirmesidir benim tespitim. Ama bir diğer yandan da Londra seyahatini yok teknoloji alacağım katma değer ürünlerin fazlasını göreceğim falan değil bu sefer değil. Sadece bakın bunun için Londra'dayım diyor. Ne için ben bu parayı bulup getireceğim. Buradaki temel e, tespit, Londra'ya gidişinin tek ve asıl tek ve asıl sebebinin temiz parayı Türkiye'ye getirmek için olduğunu deklar ediyor. Bununla bağlantılı olarak da şunu dedim. Londra'da e, Londra'ya giden birisi temiz para diye tanımladığı para benim biraz önce tanımladığım, dört sokak dolaşsa çıkacağı cadde 250 yıllık İngiltere'deki sömürge birikimi olan paradır. Tamam mı? Bu paranın temizini kirlisini kim nasıl tarif ediyorsa eder ama bu paranın temizini ya da kirlisini ayırt edemezsiniz. Asla söylemek istediği biraz meşru para demek istiyor galiba orada. Şimdi gayrimeşru bir parayı zaten Türkiye'nin hiçbir siyasi iktidarı Türkiye'ye getiremez. Ama onun iddiası öyle. Gayri meşru bir para var diyor Türkiye'de diyor. Efendim açıkçası ben doğduğum günden bu yana duyma, duymadığım şeyi de duydum. Bizim emniyet teşkilatımızın narkotikle kendisini finanse ettiğini söyleyen sesi de duydum. Dolayısıyla oğlundan duydun. E tabii ki bunu söyleyen bir söz zaten ona bunu dayan, da söyler. Ona dayandırıyor zaten. Bunun birkaç tweet'i var. Ya yani öncesi var bu tweet'in birkaç öncesi var. Orada onları anlatıyor yani. Yine aynı o iddiayı sürdürüyor, sürdürüyor, sürdürüyor temiz para gelecek diyor. Temiz paranın girdiği sokaktan. Yani burada demek istediği şey şu. Meşru parayı ben Londra'dan getireceğim diyor. Türkiye'de gayrimeşru para var demek istiyor. Şeyi bu yani. Temel iddia i̇şte bu. İşte temel iddia olunca ben zaten gerek Londra'daki sermaye ile ilgili gerek Türkiye'deki işte emniyetle ilgili iddialarla ilgili falan buralarda bir takım sıkıntılar görüyorum, endişeler görüyorum. Çok çirkin oldu. Benim devletimi <laughs> Tömet altında bırakacak uluslararası alanda. Yani bu süreç şeyle başladı. PKK'ya kimyasal evet. silah kullanma iddiaları süreciyle başladı. CHP kafayı Bunlar kimyasalla bozmuş. Siyasi iktidarı değil. Türkiye Cumhuriyeti devletini önümüzdeki 3 yılda, 5 yılda, 7 yılda iktidara da kim gelirse gelsin tabii tabii Köhmet altında bırakacak şeyler. Yani bu hükümete muhalefet yerine devlete muhalefete geçiş. Şey, evet. Yani, o, yani bu şuna evet. benziyor. Mevcut yöneticiler zarar görsün de o sırada Türkiye'de hangi tokadı yiyorsa yesin gibi bir yaklaşım olur. Daha sorumlu Benim bir dil dediğim bu. Dil gerekiyor. Evet. Ee, sorumlu dil her zaman iyidir. Yani e, ya yani, yani Türkiye yani... cari açığının narkotikle kapatıyor. Yani akıl, izan, idrak Türkiye'de o kirli olacaksın. paranın varlığından söz etmek şu demektir. Bir, para aklanıyor. İki, terör finanse ediliyor. Üç, bu paraların ne olduğunu daima ülkelere kut takmaya çalışan bir OECD var. OECD Türkiye'yi yaklaşık olarak 10 yıldır hedef almış. Nasıl ya ama Kuzey Kore Masum gibi Bey. Nasıl? Ana muhalefet ana muhalefet liderin çıkar da, cari açık uyuşturucu parasıyla kapatılıyor derse, evet. o uluslararası çevreler seni narkotik ülkesi, narko ülke haline getirmez mi? İşte o dikkatli Bu arada, olmak lazım. Sevgili Nedim'in kulakları çınlasın. 18 ay kadar önceydi, bir buçuk yıl önceydi. Nedim Şener yazdı da söyledi de. Evet evet narkotik dedi ki, diye iddiaları Bu ülkeyi orada. dedi narkotik ülke diye uluslararası alanda zedeleyecekler, yıpratacaklar. Dedi. Buna evet. dedi burada kimse alet olmasın dedi. Dedi Nedim Şener dedi bunu. Heh. Neyse pek kapatalım bu konuyu. Ee, yaşandı bitti saygısızca diyelim ve şeye geçelim. İnşallah bitmiştir.